Masif ahşap aslında ahşabın en doğal hali diyebiliriz. En natürel ve doğal hali. Ee, çocuk mobilyası deyince de açıkçası masif ahşabı tercih etmek istedim ben. Çocuğu için en zararsız olanı seçti ve bu ranzayı üretti. Ranzayı sosyal medyada paylaşmasıyla da hayatı değişti. Bu yapılan yatağı e, sosyal medyada paylaşınca e, çok güzel tepkiler aldı. E, i̇nsanlar biz de istiyoruz demeye başladılar. Sonra bir düşündüm gerçekten bu konuda bir boşluk var. Ve de masif e, ahşap konusunda ciddi bir boşluk olduğunu fark ettim. Bunun üzerine biraz yoğunlaşmak istedim. Bursa'da piyasada bulunan ürünlerin çocuğunun sağlığına zarar vereceğini düşünen iç mimar Ece Köksal Uyanıklar masif ahşaptan çocuğu için yaptığı ranzayı daha sonra tüm çocuklar için üretmeye başladı. Birkaç model yatak tasarlayayım. Bunun yanına e, yani bir çocuk ya da bebek odasında olması gereken işte dolaplar, yataklar vesaire derken farkına vardım ki çocukların e, odalarında vakit geçirebilecekleri yaşam alanları yok. Ben tabii bundan dolayı çok mutluyum. Çünkü 6 ay gibi bir kısa bir sürede bu bir fikirler bir bir yere bir yerden bir yere geldi diyebilirim. şu anda çocuğum da burada vakit geçirmekten son derece memnun. Gelen insanların çok mutlu olarak burayı gezmesi beni çok mutlu ediyor tabii. Çok herkesi çocukluğuna götüren bir şey var. Gerek kokusu, gerek dokusu diyeyim. Eee belki bizim jenerasyonu daha çok. Uyanıklar, boyasız ahşap istemeyen müşteriler içinse sağlığa zarar vermeyen boyaları kullanarak mobilya ve oyuncakları renklendiriyor.